Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bütün sebzeler birbirine benzeyecek. Sebzelerimizin hepsini birbirine eşit doğradık. Bunda daha sonra da sarımsak kullanacağız. Tabandan lezzet için ikili sarımsak doğruyorum. Malzememiz hazır. Şimdi köftesini yapacağız. İkili sarımsak. Bu ölçüler 600 gram kıymaya göre 5 kişilik. En küçüğünün yarısı kadar bir soğan. Yarım kapya biber, bir tutam maydanoz. Bunu robottan bir çekeceğiz. Malzemeyi robottan çektik, getirdik. Kıymamızı boşaltıyoruz. 600 gram. 5 kişiye göre. Hemen iç harcını döküyoruz. Baharat tamamen size kalmış. Sulu yemek olduğundan dolayı yarım tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz. Acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı da karabiber atıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı galeton atıyoruz. Bunu içe de çıkartabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bir tane de yumurta beyazı kırıyoruz. Ne kadar iyi yoğurursak köftemiz o kadar güzel çıkar. Köfte yapış yapış oldu. Bunu ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar patlıcanları attık. Hepsini tabii kızarttığımızı göstermeyeceğiz. Herkes evinde nasıl patlıcan, nasıl biber kızartıldığını biliyor. Çok fazla rengini attırmadan bunları alacağız. Daha sonra da ocağa gireceğinden dolayı hafiften alabuz kızarsın. Şu şekilde yeterli. Şöyle patlıcanları gösterelim. Alabuz bir şekilde oldu. Tam kızartma yapmadık. Bir yemeği lezzetli yapmak istiyorsan ne yapman gerekiyor? Kızartman gerekiyor. Şimdi aynı bu şekilde kabağı da kızartacağız. Kabaklarımız da kızardı, alabuz oldu. Çok fazla rengini kaçırmayacağız. Sıra geldi patatesini atmaya. Patates atarken de çok sıcak yağ atmayacağız. Çok sıcak yağ atarsak birden yüzü yanar, içi çiğ kalır. Patatesleri kızardığı zaman yüzüne çıkmaya başlar. Ne yapacağız? O arada altın sarısı rengine geldiği gibi alacağız. Önce yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Çok fazla yağ kullanmayacağız. Sebebi de köftenin kendi yağı var. Sebzeleri kızarttığımız yağ var. Ondan dolayı az bir ısınmasını bekleyeceğiz. Tenceremiz ısındı. Önce havuçları boşaltıyoruz. Havuçları bir kızartacağız, kavuracağız. Hem daha çabuk pişecek kızarttığımızdan dolayı hem rengini hem de lezzetini atacak. 15 dakikada pişiyorsa bir havuç 5 dakikada pişer. Şöyle bir gösterelim. Havuçlarımız kızardı. Tam bu aşamada soğanı ilave ediyoruz. Soğanı da bir iyice kavuracağız. Ocağımızı orta ateşe aldım. Yüksek ateşten düşürdüm. Birden yüzünü yakmayacağım. Soğanlar yavaş yavaş kavrulsun. Lezzetini bıraksın. Çiğ kokusu bir gitsin. Arkadaşlar yağ az kullandığımız için yemek dibine yanma yapıyor. Hemen bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası boşaltıyoruz. Domates salçasını iyice bir kavuracağız. Midemizde yanma ekşime yapmasın. Altını kısıyoruz. Yakmadan yavaş yavaş bir salçayı kavuracağız. Salçamız dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada 2 tane köy biberi, 1 tane biber kapya, 1 tane de yeşil biber doğradım içine. Elinizde hangi biber varsa onu doğrayın. Şöyle bir karıştıracağız. Salçayı biberlerin her tarafına bir değdireceğiz. Salçamız biberin her tarafına değdi. Tam bu aşamada 1 bardak soğuk su boşaltıyoruz. Yemeğimizi bir rahatlatıyoruz. Hem salçanın rengi güzel çıkacak hem lezzeti güzel olacak. Soğuk suyu boşalttıktan sonra bir kere karıştırdık.
İçine 3 su bardağı kaynayan su ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı olacak. Daha sonra su ayarlamasını gerek görürsek yapacağız. Şöyle baktım, gözüm az gibi göründü. Toplamda 5 su bardağı su koydum. 1 su bardağı soğuk, 4 su bardağı da kaynayan su. Ocağımızın altını kısıyoruz. En düşük dereceye getirdim. Bu kaynarken biz ne yapacağız? Köftesini yapacağız. Köfteyi dolaptan getirdik. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İstediğimiz gibi olmuş. Hemen elimizi bir ıslıyoruz. Lokantalarda, restoranlarda baktığımız köftelerin aynısı olacak. İstediğimiz büyüklüklerde hemen bunları keseceğiz. Köftenin hepsinin kesildiğini göstermeyelim. Hemen bir iki tane numune gösterelim. Ondan sonra biz yapma işlemine devam ederiz. Arkadaşlar son köftemizi de yuvarladık. Şöyle bırakalım. Kendimizi garantiye almak için şöyle bir un döküyoruz. Onu şöyle her tarafa bir serpiyoruz. Arkadaşlar bu un köftelerin üzerini sırlayacak. Sırlayacak ki içindeki suyu, lezzeti dışarıya kaçmayacak. Hem de köftelerimiz dağılmayacak. Her tarafı unladık. Ayrı bir özelliği de sosa hafiften bir yoğunluk verecek. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Sosumuz kaynıyor. Biz bunda su kullanacağız. Daha sonra kullanacağız. Şimdi değil. Önce bir yoğunluğunu bir ayarlayalım. Kepçe kevgir değdirmeden hemen şöyle bir her tarafına bir sosu bulaştırıyoruz. Direkt köftelerin üstünü boşaltmıyoruz. Şöyle kenardan veriyoruz suyunu. Biraz da fazla vereceğiz. Daha sonra içine sebze ilave edeceğimizden dolayı. Şöyle bir daha karıştıralım. Yemeğimizi orta ateşe alıyoruz. Bir kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra 13 dakikada ne yapacağız? Köfteleri pişirmek için kaynatacağız. Yemeğimizi şöyle hafiften bir karıştıralım. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Sertleşmeye başladı. Kendini çekmeye başladı. Sosumuz da yoğunlaşmaya başladı. Tam bu aşamada altını kısıyoruz. Kısık ateşte ortalama 13 dakika bunu kaynatacağız. Kapak kapatmayacağım ben buna. Arkadaşlar 13 dakika geçti. Şöyle köfteyi bir gösterelim. Köfteler lastik top gibi oldu. Vursam bile dağılmıyor. Görüyor musunuz? İçini de göstereyim. İçi de pişti. Şöyle bir açalım. Şöyle bir gösterelim. Hemen bunun içine atıyoruz. Tam bu aşamada sebzelerini atıyoruz. Kabak. Olmazsa olmazı patlıcan. Üzerine şöyle 3 diş sarımsak daha atıyorum. Tam bir ana yemek, misafir ağırlama yemeği. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. Bu aşamada baharatını atacağız. Yeteri kadar tuz. Ben 3 çay kaşığı attım. Biraz pul biber, acısı olsun şöyle. Az bir karabiber, yarım çay kaşığı. Bu yemekte biraz kimyon kokusu olacak köftesinden dolayı. 1 çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. İçindeki bütün sebzeler, malzemeler pişmiş olduğundan dolayı çok fazla bunu bir daha pişirmeyeceğiz. İçindeki kızarmış sebzeleri eritmeyeceğiz. Altını bir açıyorum. Ortalama 3 dakika bir kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağız. Yemeğimiz kaynadı. Orta ateşe aldım. 2 dakika daha kaynatacağım. Toplamda 3 dakika olacak. Şöyle bir gösterelim. Özellikle sosunu göstereceğim. Aynı kremalı sos gibi oldu. Güzel bir lezzeti var. Altını kapatıyoruz. Yemeğimizi şimdi sunmaya geçeceğiz. 2 dakika dinlendireceğiz. Eğer yoğun kıvamı sevmezseniz buna az bir su ilave edebilirsiniz. Kaynamış su. Bana göre olması gereken bu. Ekmeğe bastığın zaman sosu ekmeğe de yapışacak. Arkadaşlar şu yemekteki asalete, görüntüye bakın. Bu yemekte restoran lokanta açsan seni mahcup düşürmez. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Tablet yemeği, aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğin ismini yazın.
Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.